Hepinize merhaba arkadaşlar. Sosyal medyanın en yeni serisi. Bomb has been planted. Sikerim böyle girişini. Bravo, bravo. Kanka boş. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Yusuf'un ikiz kardeşi. Sakalsız olduğu için tanıyamamış olabilirsiniz. Yunus. Evet arkadaşlar, sosyal medyanın en iyi serisi Bu Nam'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda konuklarımız Efe Uygaç. Diğer bölüm yoksun, bunu da benim veriyormuş. Konuk mu oldum ben şu an? Konuklarımız. En azından konuk oldum yani. En azından bir yere konuk oldun. Objeydin artık konuksun. Allah razı olsun be kardeşim. Artık insanlar diyor, yeter be, derdini s**eyim senin ya. Sosyal medya. Sen sürekli böyle gülmeye mi programlandın amına koyayım ya? Komik mi bu şaka? Komik. Evet, derdimi sikeyim arkadaşlar. Aranızda. Oğlum evet. Hiç tadım yok. Ne izleyeceğimi de bilmiyorum ya. Evet arkadaşlar, Yusuf'un tadı yok. Neden tadı yok onu açıklayalım. Berkay biliyorsunuz paylaşımlarına inanmadı. Ama tabii ki 70-80 milyonluk izlemelerin imkanı yok. Ya bunlar kesinlikle fake yani. O yüzden Yusuf bugün biraz keyifsiz. Ya Berkay abi. Ya Berkay Şahin'e sesleniyorum buradan. O kadar şey paylaştık. O kadar yani istatistik, veri, analitik tool'lar ne varsa hepsini paylaştık ve kalktın ona fake dedin. İnan gerçekten 2 gündür evdeyim, dışarı çıkmıyorum, insanların yüzüne dahi bakamıyorum. Oha öyle olmaz, direkt gel suratıma tükür ama. Basın açıklama yap. Ne düşünüyorsunuz, Berkay açıklama yapmış, fake demiş size. Botçu demiş. Yani söyleyecek artık tek kelime dahi bulamıyorum. Kendisine nasıl ispatlarım kendimi, inanın bilmiyorum. Yeni çıkaracak olduğum şarkıda... Yeni şarkısı Berkay'a diss bu arada. Evet, Berkay Şahin diss track. Rain Man sonunda. Bu arada Rain Man'in son videosunu izledin mi? Hangi video? Arabasını ticari taksi yaptım. Evet. Video geliyor. Evet, izledim. Evet, izledim. Şey diyeceğim, niye? Taksici olmak diye. Şaka yap. Bunu bana versene. Bu saç ne ya, sana ne olmuş, bir anda çökmüşsün. Oğlum karşı koyamıyorum ben mücadele, yani bu kadar artık, anladın mı, bittim yani amına. Kanka saçın mı? Bir şey olmuş sana, harbiden bir tipsel bir çöküş yaşıyorsun. Yusuf Aktaş hiç böyle görmediniz. Evet. Bugün Rayman derdim olsun TikTok'larımız var. Rayman mı peki? Rayman. Anladım. Rayman'ı biliyorsun değil mi, karakter olan Rayman'ı? Evet, şu elleri, şey, kolları olmayan, bacakları olmayan. Bro ama. Sadece elleri ve ayakları olmayan bu çocuğu değil mi? Bizzat kendisi. Bir şey diyeceğim, bu arada çok sert girdin adama. Nasıl adama? Karakter o bir amına koyayım ya. Bu kadar sahip çıkmana sebep. Rayman'ın babası piyano çalamıyormuş. Aa oğlum sürekli tükürüyor, böyle mi devam edeceğiz amına koyayım ya? Böyle mi olur şey gibi, Sylvester gibi amına koyayım. İnsansın. İnsanların tüpük sorunları olabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu kısa bir duyuru için bölüyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda yeni Bu Ne Amık ürünleri gelecek dedim. Ve bu haftanın da Bu Ne Amık ürünü Linç Squad telefon kapları. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. Allah'ım bu ne güzel bir kap. Dediler ucuz ürün istiyoruz. Ucuz ürün istiyoruz. Diğer üründe hiç mutlu değilim, şeyde türe telefon kabı. Açıklama kısmındaki linkten ürünlere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da sayılı. Bunlar da sayılı, stoklu. Bitecek, bunlar da bitecek. Bunlar da bitecek, hepsi bitiyor. O kickleri, vuruşunu gördüm. Her bir vuruşta kız değiştiriyor. Bir daha bir geri alsana, nasıl yapalım? Yusuf sen
Cehennemden geldi şimdi. Sen kendi klibinde bu kadar prodüksiyon kullandın mı? Yusuf. Klibi zaten internetten bulmadım. Gerçek mi yapıyorum? Çekiyorum. Ama bakarak... Ya bir şey diyeceğim ben. Hayır, ecdadın... Yani gerçekten bakarak... Türk bezlerini mi alıp atıyorsun ama? Arada içine sıçtım. Oğlum midem kalktı ya, ne yapıyorsun ya? Tamam, evet. Tamamdır herhalde artık ya. İyiyim ben. Ben tükürmeyeceğim zaten. Bu benim derdim olsun da gördüm en iyi dans. Derdim olsun, şey derdim olsun asla böyle bir şarkı bir şey değil. No correlation, yemin ediyorum biz. Gerçekten bu kadar bağlantısı var. Beni şöyle şeye de bağlasanıza ya. Bağlasanıza masaya ya. Hani tepki veremiyorum. Derdim olsun, derdim olsun. O hırka niye öyle peki? Şey mi? Bak hep böyle bak, hep ya. Ya bütün ülkeyi derde abi sürdün ama seni. Herkes mutsuz. Çok ülke koca bir kül tablası oldu. Giriş çok. Ama hani bunun dertli olduğu çok belli. Bak hani. Vurucu bir giriş. Bak. En çok bunun derdi olmuş. Aa, niye yapıyor bunu kendine? Kaybediyor işte. Kaybediyor işte. E bunu ne gerek var mı o ağlamış? Senin tek derdin YouTube'a content üretmekti. Bu şarkıyı yaptım. Ben dedim sirkülasyondan para falan gelir. Hani benim derdim oydu, anladın mı? Derdi YouTube'a video atmakta 64 gündür. Derdi oldu adam. Derdi. Dinliyor şu an. Şu anda da görüyorum. Bütün ülkeyi Kenshi yaptın. Mortal Kombat karakteri yaptın herkesi ya. Oradan sonra... Dinliyorsun'daki şeyi gördün mü? Millet yanlış anlayacak. Ben kaybederken Nazrail seyre dursun. Yusuf niye sağlık götürüyorsun? Yusuf kanka ne ne alakası var oğlum? Ne yazıyor? Görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle. Sen görmesen de olur ya. Ne? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Çok pardon, ben şu an bir şoka girdim. Bu Yavuz Seçkin. Ben fark etmemiştim. Patates olsun, soğan dursun. Hesap yaparken ben, herkes sussun. Kör müsün işte, görüyorsun. Bir kilo değil, taneyle alıyoruz. Ne diyorsun Yavuz Seçkin'e? Çok başarılı ya. Taklitlerini çok beğeniyorum. Hayır, aslını yaşayacağım şimdi. Öncesinde daha kötü bir şey gösterdiğin için adam en azından özgün kalmaya çalışıyor. Onun bilinçli yapıldığı çok bariz belli ama diğer bunun atıyor ha sürekli yanağı. Ben çok korkuyorum. Ne oluyor amına koyayım yanağına ya? Oğlum vallahi senin yanağın sürekli seyiriyor böyle. Garip bir şey oldu. Aa bak. Ya ben bilinçli yaptım, bilinçli. Şu an bilinçli mi yaptın? Bilinçli yapıyorum şu an. Kanka çok güldün o yüzden. Cidden. Oğlum bu seri bana... Ama bir şey diyeceğim, kaldığınız ağrı görmüş senin. Bu video çok komik. Bu video çok komik. Ben dayanamıyorum abi. Kimlerle gazlıyorsun? Derdim olsun. Kaderler de olsun. Ya bunları ne niyetle çekiyor? Bak patlayacağım. Daha henüz patlamayacağım da sadece hani bir, bu bir soru yani. Tamam. Hani sen neden böyle videolar çekiyorlar? Bir şey diyeceğim. Hani bu şarkı mesela buna uygun bir şarkı değilse hani senin TikTok'taki hareketlerinle harmanlayabilip... Nasıl yani? Derdim bak. Derdim olsun da dert alırsın. Yap derdim olsun çek. Kadehler, kadehler gelir. Azrail seyir pozu. Hepsine, hepsini yorumlayabiliyorsun yani. Haksız mıyım Efe? Ben bu TikTok çeken insanlara ya çok gerçekten mantıklı... Gerçekten Allah aşkına yani her şeyi... Şest mi ki? Bak ilk insana döndüm yine, görüyor musun? Yani gerçekten samimiyetinle cevap ver. Taşrağı bir kenara bırak ve gerçekten hani fenomen olmak istiyor olmuş olsaydın şöyle bir video çekip insanların seni bu şekilde tanımasını ister miydin? Ya insanlar... Hayır. Ne yani? Ya o çok rahatsız olmuyor. O eski müzikaleci ya. O yapıyordu öyle şeyleri. Ne müzikalecisi ya? Bu nasıl açalım. Bir CV ama? Tek pas. İlk bence sonra eski müzikali. Former. Former müzikalecisi. Çekmiyor muydun oğlum sen? Ha? Çekmiyor muydun? Yok. Dedi ve...
Oğlum açarım burada şimdi, saçmalama. Milleti kandırma. Tamam ben koydum, tamam. Ben koydum. Musical.ly'yi ben koyacağım. Şimdi evet arkadaşlar, Musical.ly derim geliyor. Evet, bok gibi Musical.ly'de devam ediyoruz. Ya ülke koca bir Rain Man'e döndü ya. Allah bela versin, ülke koca bir Rain Man. Niye öyle oldu ya? Niyetin bu muydu? Allah bela versin diye. Artık insanlara kendim nasıl yapmaya çalıştım. Peki Berkay Şahin, Allah bela versin niyetim bu değildi. Nasıl kelime oyunu başarılı mı diyorsun? Başarılı. Gençliğimin rüyası. O ne ya? O ne yeter artık ha? Bu Yusuf'un kliminden daha iyi. Arkadakini kendisi mi bırakayım? Senin klibinde de öyle. Bu çok iyi. Yap bak ben de buna patlarım. Bir şey diyeceğim, bu ne ya? Bu en iyi TikTok. Niye o kadar agresif? Oğlum tövbe aşkına ya. Ledli maske reklamı. Tanrı vurdu sada da o görüntü konulur mu? Ya bir şey diyeceğim. Hani ben Tanrı vurdu sada dedim. Ben de eşitlik yaptım ama. Siz beni niye daha çok duruma düşürüyorsunuz? Şimdi bu TikTok'u izleyen diyecek ki am*** çocuğu diyecek, bak bak. Yapmasaydın onu böyle koyayım, bu kadar basit. Ben yazmadım ki sözleri. De çıkışın için ya. Eserinin arkasında durmadı. Düşen yaprağı koyayım ya. Oğlum bu kadar çok betimlenilecek şey var. Ben de bir çok güvenim. Vallahi bileyim ben. Oğlum şarkı full betimleme ama. Düşen yaprağı gençliğimin rüyası. Ne? Hazretinden yazan. Yakaladı. Ama saz jipek amına koyayım. Google'a saz da yazmazsın ya. Ha yazarsın da orayı almazsın, anlattığın kısmı almazsın en azından. Peki bu ne? Bu ne? Rehmen derdim olsun posing. Şarkıyı böyle böyle söyleyebilir misin efe? Oğlum bunu niye yapmış ya? Aslında bu farklı bir hayal gücü, anladın mı? Hani bunları çok da örselememek gerektiğine inanıyorum. Mesela bir ciddi bunu tartışalım ya. Tartışalım. TikTok'un tartışalım hayal gücünü mü tartışıyoruz? TikTok'un hayal gücü değil. Yani hani böyle bir şey var ve bu uygulama içerisindeki insanlar hepsi birbiriyle hayal gücünü yarıştırıyorlar, anladın mı? Yani. Yani sadece mizahlarını değil, burada çünkü mizah durumu söz konusu yok. Burada kim daha yaratıcı olacak peşinde ve... Kim daha çok kamera tırıyı yaptı? Evet yani çok aslında zor bir olay yapmaya çalıştıkları ama hani... Anasını da s**meselermiş keşke böyle. Anasını da s**meselermiş. Bu kısmı beklemiyorum. Bu arada bir şey yapacağım. Ben expected oldum. Yani ben bu tatla devam ediyorum. Ben uygulamanın gelişimi hakkında, Twitter hakkında konuşmam bekliyordum. Bir anda TikTok'un kaydettiği bu elenle be. Gerçekten hepsi anasını s**. Çok gergin. Çeken herkes çok gergin. Bak. Bu hareketi yakaladın mı? Hayır. Hangisini? Deli sana. Ha, kameraya bir yapar mısın? İçimde bilmiyorum. Deli sana yollar. Ellerim. Ellerim sakallıymış. Yok Efe. Ben çıkamam. Ben çok pesim. Pes çık. Ben de baritonum kardeşim, hadi. Emrah Yücel'e seslerimizi inceliyor. Sen de ne, senden sonra. Kararı vermişim. Ben yok ama. Bence yaparsın lan. Ben ellerim sekanlıymış. Vallahi bak biraz sanki yontulsa. Ben ellerim sekanlıymış. Sen sadece sesi ver, dur. Kararı vermişim ben ellerim. Ver. Kararı vermişim ben ellerim sekanlıymış.
Bak. Yok amına koyayım, öyle bir sesim yok benim kardeşim. Şey, senin sesin güzel biliyor benim musun? Benim sesim ben güzel. Biz arabesk rap'te değil. Arabesk rap mi olduğunu iddia ediyorsun yani sen şimdi? Derdim olsun, ne hangi kategoriye koyuyorsun? Arabesk R&B. Arabesk R&B. Arabesk soul. Arabesk funk. Arabesk soul. Arabesk arasında o da var. Arabesk funkasi. Kardeşim be, weekend amına koyayım, helal olsun sana. Evet. R&B'ci, arabesk R&B dalında. Ne farkı var Call Out My Name'de? Derdim olsun. Söylerken iyi amına koyayım Elin şarkısını. Ya sen var ya. Kardeşim, bak test söylüyor. Ha? Bak. Ya neyi anlatıyorsun ki bana? Ya bu seste yükselilmesi daha kolay. Anladın mı? Senin gözlerin ne güzel lan. Anlık yükseldi bana bir anda. Ya çok şaşırdım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik Yusuf'un. Bu arada bir şey diyeceğim, ben şey bu diyeceğim. Videolardan bir hiç şey utanmıyorum biliyor musun? Bir şey diyeceğim. Skort'tan böyle hani buralara gelmek nasıl bir duygu? Yani benim yanımda. Kanka yani. Bence bu biraz... Şu an yani, bu odadan bahsediyorsun. Şu an bu odadan bahsediyorum. Bu odadan benim yanımda falan, benimle arkadaşlık kurdu falan filan, bunlardan bahsediyorum. Yani heyecanlıyım. Ben hep seni izlerdim. İzlerdim bu arada seni. Şaka yapmıyorum. Şu an ciddi girdi. Ben şaka, biz şaka yapmıştık ama devam edelim. Yalnız bırakayım. Takipçim abi Scorp'tayken. Bir partide, Kadıköy'de bir yerde. Daha az da olabilir. Daha az da. 70 bin, 80 binlerde falandın. Aynen. O, ilk o zaman tanıştık biz. Şimdi de gözlerimin yeşil olduğunu söyledi. Bu arada bu video, bu videonun ikisi... Ben renklerin kardeşliği. Bir Pakistanlı, bir Boşnak, bir... Ama bir şey diyeceğim, neden Trabzon bu şekilde ırkçı söylemlerde bulunuyorsun amına? Sen Tanrı sana vurdu diyorsun amına koyayım. Bak işte ya, iyice amına koyayım olayın... Seyrini değiştiriyor pezevenk ya. Meydan herkese meydan okuyorum. Meydan herkese meydan okuyorum. Meydan herkese meydan okuyorum. Çok iyi oğlum. Allah beraber çok iyisin. Oğlum o işte zamanla şekil değiştirdi. Şuna falan dönüştü işte. Anladın, Fortnite benden çaldı. Çok güzel zamanlardı lan. 100 liraya reklam atıyordum. Şu an 25 bin euro istiyor konserlerden kardeşim. 130 bin TL CNN Türk'ün haberine göre. Nereden nereye? CNN Türk buna haber mi yaptı? Mesela şu Scorp'tayken bu zaman bir gün seni CNN Türk'te 130 bin TL'ye tek şarkı için konser için istedi diye haber yapacakları düşünür müydün? Kanka yok ya. Değil mi? Vallahi hiç. Hayat nereden nereye getirmiyor insanı amına. Şimdi Berkcan Güven'in evinde Berkcan Güven'le video çekiyorsun. Ya bu neyin ne kısıtma? Ama bu... Berkcan şu an aratacak. Ne ciddi ne şaka. Hani gerçekten bunu bilmemi istiyor. Estağfurullah, ben verdiğim bütün cevapları disimde verdim. Ciddiydin, ben biliyorum zaten. Disimde sonuna kadar ciddiydim. Para muhabbetinde de ciddiydim. 25 bin euro da ama bastım. Onda ciddi değildim. Onu al kardeşim. 25 bin euro. Beraber. Oha amına koyayım. Her çıktığım yere gittiğim yerden aldığım parayı sana getireyim, eller sayayım onunla. Bir şey diyeceğim. Öyle yapmam. Sayabilir misin zaten kanka o kadar? Yani euro 500'er euro da. 3 yerde çıksam biliyorum. Büyük ya banknot. Tabii. Evet orada. Belamı sikecekler. Kim bu orası çocuğu ya? Dersin ben de kalkar. Anan hakkında düzgün konuş. Smoke weed evde. Ağzımla falan yapıyormuşum bak oğlum imkan. Nasıl? Why man? Vav amacım ağzınla sanki ne yaptın amına. Flüt mü çaldın ağzını? Çocuk Vine'da sizin ulan altına şarkı koyuyordunuz. Onu yap, burada yoktu ki. Bu burada çektiğinle kalıyorsun. Ağzıyla yaptı o 100 milyonluk şarkıya. Sen burada dil mi uzatıyorsun bayağı? Ağzınla ne yaptın? 100 milyon. Benim çok kötü geçti ya. Belki 98 falan anca alırım yani. Ya oğlum her sınavdan sonra sen aynısını yapmak zorunda mısın canım? Ne bağırıyorsun? Çalıştım ben. Siz çalışmadınız ama. Bir deneme versene. Allah sen bir deneme versin. O çocuk kimdi? Berkay. Nasıl inandırırım size bunu? Güzel şaka, güzel şaka. Highlight. Çok iyi şakaydı. Lan Berkay değil mi? Evet abi Berkay. İnandıramadım. Çiğdur! Bana değil. Ya sen Allah'a inanıyor musun? Tabii ki hayır. Seni kim doğurdu, seni kim doğurdu? Anne. Annemi kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Onun annesi doğurdu. Bir dakika tamam. Onu kim yarattı?
Ver ha ver. Abi siz bu çok iyi. Bu da karikatür. Bu ya amına koyayım her şey. Her şey yalanmış amına koyayım. Onu söylüyor aslında. Evet yani karikatür bu da karikatür. 3 tane haber var elimizde. Evet. Hepsi birbirinden bombastik. Magazin gündemine bomba. Şokolade. Bomba evet. Haberler. Emrah Karaduman. Bunu duydun mu bu arada yeni? Sen bile duymamış olabilirsin. Vallahi da. Duymadım. Emrah Karaduman. Çok bayağı komik. Allah razı olsun be kardeşim. Diyeceksin ki bu haberde. Böyle ya, bir haber var mı? Yemin ederim ben. Ne zaman? Ki, ne zaman? Ben bunu yapayım da bu ödülü kazanayım. Grammy ile eşdeğer nitelikte bize de bir yorum. Senin kalbine bazen dokunacak şimdi. Emrah Karaduman YouTube'da Rain Man Derdim Olsun şarkısının altına tebrikler. Cevapsız çınlamayı geçerse klipte giydiğim ceketimi veririm yorumunu yaptı. Bu gerçek mi? Gerçek. Geçerse klipte giydiğim. Patlamam gereken yer şu an burası mı? Yani çok güzel, Allah razı olsun ya. Oo, o ceketle bir klip daha çekilir mi? Patlasın. Bir... Ben bunu içime attım. Delirtti lan çocuğum bunu. Küçük çıldırdım amına koyayım. Bir şey soracağım. Yemin ederim ciddi söylüyorum. Hiç yapmaz olaydım amına koyayım dedin mi? Allah belanı versin dedim. Şu an şarkısını. Bak şu an şarkıyı silerim. Baba insanların unutacağını bilirsen değil mi? Vallahi billahi silerim şarkıyı. Hayır unutmalarından falan değil. Benim bu şarkıya da ihtiyacım yok. Bunlara da ihtiyacım ama yok. Ama AdSense gelirine ihtiyacım var. Yo yatmıyor o para bir dakika. Hayır. Hayır. Yatsın sonra mı sileyim? Sonra sileyim. AdSense gelirine ihtiyacı var kardeşimin. Evet. Cüneyt Özdemir. Ne? Cidden mi? Bunu ben de bilmiyorum. Şaka yapıyoruz. Allah Cüneyt Özdemir. Süreceğim. Bu çocuk hiçbir şey takip etmiyor ya. Ya oğlum sen kendinle ilgili haberi bilmiyorsun amına koyayım. Ben bunu biliyorum oğlum. Ben Emrah Karaduman. Ya ben neden magazin DJ diye bir sayfayı takip edeyim ki? O onun istediği amına koyayım. Nasıl buldun sen bu haberi? Yorum atmış. Ya oğlum 400 bin tane yorum var. Oo! Yorumları artık yapabilirim. Sen şimdi 3 tane single çıkartan Aleyna Tilki ile DJ'ye ne diyorsun? Asla albüm olmayıp 3 tane single olan Aleyna Tilki. Bir şey diyeceğim şimdi Aleyna'ya niye böyle laf ediyorsun? Cüneyt Özdemir şu anda Türkiye'nin bir numaralı fenomeninin Rain Man olduğunu söyledi ve ekledi. Artık başarılı bir şarkıcı olmanıza gerek yok. Bir şarkıcıymış gibi davrandığınızda sesini geliştirmek için yıllarca ders alan bir insandan daha başarılı olabiliyorsunuz. Bir şey soracağım. Bence bu kötü bir yorum değil. Evet yani artık bir şey olmak zorunda değiliz. Evet. Bir kalıba sokuşturmaya çalışmak zorunda da değil. Bence bu kötü bir yorum değil cidden. Bir videonun daha sonuna geldik. Yusuf. Eyvallah. Eyvallah oğlum. Hayır öyle deme öyle deme öyle deme böyle. Yusuf eyvallah. Yusuf sağ ol. Tamam olmaz evet. Ya bugün hiç tadım yoktu geldiğimde de zaten videonun öncesinde de evet. Üçümüzün de hiç Berkay'ın üzdüğü için bir çocuğu. Evet kadar. Yani şu an daha da tadım yok. Sağ ol. Yani teşekkür ederim böyle bir videoda konuk olduğum için kendimi harika hissedemedim çok. Ama iyi oldu. Umarım olur yani. Bunun üstüne yorum yapmayalım. Boş kat mı koyacağım? Hayır kat koymayacağız. Ne güzel lan böyle YouTuber'sınız ya amına koyayım. Alayına her şeye kat. YouTuber'sınız mı? değilim artık ben biliyorsun. Değilsin. Değilim. Oldun. Taksici oldu işte geçen hafta. Nüfusunu sayıya kaplattı. Oğlum illa kendini bir kalıba sokma yeri yok. Araban sayıya boyayarak sen de taksici oluyorsun. Çok iyiydi. İyi miydi lan? Çok iyiydi. Oğlum ben alamıyorum bazı şeyleri ya. Alamıyorsun zaten. Çalıyorsun. Karikatür değil ya o yüzden anlamadım. Oğlum bir şey diyeceğim pat 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 bir anda geldi hepsi lan. Bombardıman. Güzeldi bence. Evet keyifliydi. Evet. Bence çok... Sadece bugün çok fazla tadım yoktu. Daha da iyi oldu yani. Benim için güzel oldu. Kardeşim çok memnun oldum geldiğin için. Ben de abi sağ ol. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Siz 5'ten artık devam. DJ'ni tahmin ediyor muyum? Ben zaten artık unumu eledim. Eleğimi astım. Şöyle. Artık Efe'ye tebrik ederim. Süper. Şöyle. Vallahi süper ya. Şöyle ben artık emekliye ayrıldım. Olması gerektiği gibi olsun istiyorum her şey. Evet. Kendine iyi bak. Çünkü neden? Benim ilk, kanalda görüşürüz. İlk izlenen, ilk 1 milyon izlenen videonu o ne anlık serisi. O yüzden evet, satacağım. Benim videom benim kanalımdaki. 1 milyon mu? 2 milyon oldu. 1.2 mi? O zaman ver bunu ben. Oğlum ben bazen sizi anlamıyorum lan.